Fevkalade güzel bir kız. Öyle değil mi? Dupduru. Böyle şeyler kaldı mı ya? Nasıl şeyler olur? Böyle vesikalık falan. Ne yaptın anne? Hamamda da görmeye gittin mi kızı? Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? İşim var anne. O kadınla hala görüşüyorsun değil mi? Mine ile görüşüyorum anne, evet. Hatta onunla evlenip İngiltere'ye döneceğim. Böyle bir şey asla olmayacak. Ben hayattayken olmayacak. Olacak. Şimdi izin verirsen anne giyineceğim. Yine. Sevgilim, nasılsın, iyi misin? Ailemin yanında nasılsam öyleyim işte. Yine ben seni çok özledim ya. Artık dönsem mi? Bir hafta kaldım. Hayallerimiz için çalışıyorum, sabret canım. Sen yokken çok keyifsiz her şey. Ben de seni çok özledim. Bu arada hava nasıl orada? Normalde güneşli ama bugün biraz kapattı. Orada nasıl? Her zamanki İngiltere kapalı ve soğuk. Aşkım, ben senden bir şey istemek için aradım. Evde evrakları koyduğumuz dolabın içinde mavi kapaklı bir dosya var. Ben oraya bir telefon numarası yazmıştım. Çok da önemli. Onu bana gönderir misin? Tabii ki. Kapatıyorum şimdi. İşe dönmem lazım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hava kapalı demiştin. Ama Ayvalık'ın havası hiç belli olmuyor. Her an her şey değişebilir. Ben bunu nasıl anlamadım ya? Sevgilim. Ben bunu nasıl anlamadım? Ne kadar güzel bir sürpriz bu böyle ya. Sürprizleri severim, bilirsin. Hı. Tam istediğimiz gibi bir arazi buldum. Fabrikanın kurulması için de hiçbir engel yok. Prensiple de anlaştık. Ben de atladım, uçağa geldim. Çok iyi yapmışsın ama şu an bunların hiçbir umurumda değil. Çünkü ben seni çok özledim. Ben de. Somer sana o kadınla ilgili bir şey söyledi mi? Hangi kadın? İngiltere'den peşine takıp getirdiği kadın. Bilmiyor musun? Bilsem ne değişecek ki? Koskoca adam. Ne diyebilirim? Hoş desem de bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Bir kere. Sadece bir kere gerçek bir baba gibi karşını alıp konuşsan bunlar olmazdı. Ama bunu yapmaya bile cesaret edemiyorsun. Yine suçlu ben oldum değil mi? Acaba bütün bunlar senin şu her şeyi kontrol etme huyundan olmasın sakın? Benim o beğenmediğin huylarım sayesinde bugün her şeye sahipsin. Ben olmasam sen... Yeter Rüçhan. Gerçekten yeter. Yıllardır aynı şeyleri söylemekten sıkılmadın ama ben aynı şeyleri dinlemekten yoruldum, sıkıldım ve bıktım. Kaç tabii. Sıkışınca hemen kaç. Sen busun işte. Karşımda durup bana cevap bile veremiyorsun. Babasına evlat olamamış bir adamsın sen. Senden babalık beklemek elbette hata. Sana sus dedim.
Ben susarsam oğlun o çok övünerek açtığın fabrikayı da bütün parayı da o kadına yedirecek. Hasan böyle devam et Özer Bey. Bu gidişle yakında benden harçlık almaya başlayacaksın. Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.